Müminler arasında mürit olanlar var, murat olanlar var. Mürit demek, ben Allah'a vasıl olmak istiyorum, ben Allah'a yakın olmak istiyorum, Cenab-ı Hakk'ın kurbiyetini elde etmek istiyorum, anlamak istiyorum diyen kişi mürittir. Bir de murat kul vardır ki o da istenilendir. Cenab-ı Hak istiyor bu kul bana vasıl olsun diye. İmam Rabbani kaddesallahu sırrahu mürit olan bir kulun bir şeyhe intisap etmeden, bir mürşidin elinden tutmadan nihayete ulaşması güçtür, zordur buyurur. Ama bir murat kul için onun işini Cenab-ı Hak tekeffül ettiğinden dolayı, Mevla onun kendisine vasıl olmasını murad ettiği için onun illa da bir mürşide intisap etmesi icap etmez. Ama yine de usule riayet azmiyle Cenab-ı Hak onu bir mürşidi kamile isal eder. O şart olduğu için değil, sadece ikram olduğu içindir. Bir mürit için tarikat-ı aliye intisap edip bir mürşidin elinden tuttuğu zaman da acaba Şeyh Efendi ona vazifeler içerisinde hangi vazifeyi telkin etmesi, tembih etmesi, tavsiye etmesi uygun düşer. Bir insanı terbiye etmek için, talim etmek için mutlaka bir menhece ihtiyaç vardır. Menheç bazen hilkattan daha mühimdir. Bir insanı neyle yetiştireceğiniz, ona ne öğreteceğiniz, nasıl öğreteceğiniz bazen insanın dünyaya gelmesinden daha mühimdir. Nitekim Hazreti Allah Celle Celaluhu Er-Rahmanu allemel Kur'an buyurur. Er-Rahman yani kullarına nihai derecede acıyan ve onlara hakiki nimetler veren iki şey, kullarına nihai derecede acıyan yani acınabilecek en son merhaleye kadar kullarına merhametli olan ve onlara hakiki nimetler, fani değil, geçici değil, sahte değil, hakiki nimetler bahşeden Allah Celle Celaluhu allemel Kur'an buyuruyor Rahman suresinin ilk ayetinde. Allemel Kur'an. Sonra halakal insan allemehul beyan. Sonra peşine Allah Celle Celaluhu insanı yarattı diyor. Halbuki insanın yaratılması öncedir. Önce insan yaratılır, sonra Kur'an öğretilir. Öyle olmasına rağmen Cenab-ı Hak Er-Rahmanu allemel Kur'an, size son derece merhamet sahibi olan Allah Celle Celaluhu Kur'an'ı öğretti diyor, sonra insanı yarattı. Halbuki insan yaratılmadan önce Kur'an'ı kime öğreteceksiniz? Ama burada bir inceliğe işaret var ki o da insanların terbiyesi, insanların nasıl yetiştirileceği, ne okutulacağı, neyle talim edileceği insanın dünyaya gelmesinden daha mühim bir şeydir. Terbiye edemedikten sonra evlat sahibi olmak, terbiye edemedikten sonra şu kadar talebem var demek, terbiye edemedikten sonra mekteplerin, okulların milyonlarca gençle dolu olmasının hiçbir kıymeti yok. O zaman canavar yetişir. İşte bundan dolayı Cenab-ı Hak size herkesten daha fazla merhamet eden Allah Celle Celaluhu sizi yaratmadan önce sizin nasıl yetişeceğinizin,
nasıl bir insan olacağınızın usulünü tayin eden bir kitap gönderdi diyor. Müslümanın yetişmesi böyle. İslamiyet meseleye böyle bakıyor. Şimdi tarikat âliye giren bir insan da mürşid tarafından acaba ne ile ve nasıl evvela terbiye edilecek? Vazifelerin bir sıralaması vardır. Dolayısıyla zatı itibariyle kıymetli olan şeyler bazen sonraya tehir edilebilir. Mesela hiç Kur'an-ı Azimuşan bilmeyen bir talebe medreseye gelse, ona önce elif cüzü ile talim ettirilir. Harflerle başlar. Elif cüzü Kur'an-ı Azimuşan'dan daha kıymetli olduğu için değil ama zatı itibarıyla Kur'an-ı Azimuşan daha kıymetlidir. Fakat hemen Kur'an'la başlanmaz. Çünkü o zaman talebe harfleri oturtamadan, hakkını veremeden Kur'an-ı Azimuşan'ı yanlış okumaya başlar. Tıpkı bunun gibi tarikat âliye giren bir müride bu yolda önce rabıta telkin edilir. Önce vesile anlatılır. Önce vasıtadan bahsedilir. Sonra zikrullah hakkıyla yapılabilmesi için Allah'ın zikri ikinci mertebede müride telkin edilir. Ders almak için istihareye müracaat eden bir kardeşimiz daha ilk istiharesinde, ilk gecesinde şöyle bir rüya görüyor. Sanki Cenab-ı Hakk'ın huzuruna oturmuş, Allah Celle Celaluhu'nun huzurunda Cenab-ı Hak kendisine İhlas Suresi okuyor. İhlas Suresini Cenab-ı Hak buna öğretiyor. Büyük bir heyecanla geldi. Rahmetli Hızır Efendi'ye, hocam dedi, böyle böyle gördüm. Rüyamda Allah Celle Celaluhu bana İhlas Suresini öğretiyordu. Kesin istiharem çıktı diye beklerken Hızır Efendi buyurdu ki, evladım sen git önce vesile ne demek onu öğren dedi. Önce vesileyi öğren, ondan sonra gel dedi. Yani o istihareyi kabul etmedi. Evet, vesile önemli. Şimdi İmam Rabbani Kaddesallahu sırrahu diyor ki, Efdaliyeti tarikir rabitete ale zikri bin nisbeti ilel mürid. Mürid olan, bu yola yeni giren bir insana ilk dersinde rabıta vazifesi verilecek, zikir vazifesi verilecek. Ama şunu bilmesi gerekir ki bir mürid için rabıta ile meşgul olmak, zikirle meşgul olmaktan efdaldir diyor. Ancak bu efdaliyeti zati bir efdaliyet, üstünlük olarak değil, öncelik olarak anlamak gerekir. Yani Allah'ın zikri o zati olarak daha kıymetlidir. Ama şu anda Cenab-ı Hak'la münasebeti olmayan bir salik için öncelikli vazife rabıtayla meşgul olmaktır. Çünkü başka bir mektubunda İmam Rabbani Kaddesallahu sırrahu مَا لِتْتُرَابِ وَرَبِّ الْاَرْبَابِ buyurur. Yani sen bir topraksın. Bir toprakla Rablerin Rabbi olan Hazreti Allah arasında nasıl bir münasebet olabilir ki? Dolayısıyla bu yola giren bir insanın daha Allah'la bir münasebeti yok. Allah'la bir münasebeti olmayan, Cenab-ı Hakk'ı nasıl ve nerede bulacağını bilmeyen bir insan sabahtan akşama kadar Allah 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 dese sadece zikirle beraber vuslatın kapısı açılmayacak. Kabe'nin ne tarafta olduğunu bilmiyorsunuz. Ama büyük bir iştiyakla, büyük bir hazırlıkla Kabe'ye gitmek, bir an önce Kabe'yi görmek, orada ibadet etmek için yanıp tutuşuyorsunuz. Sizin için acaba öncelikli nedir? Sabahtan akşama kadar Kabe, Kabe, Kabe demek midir? Yoksa Kabe'nin yolunu bilen, sizi oraya rahatlıkla götürecek bir insanın elinden tutmak mı öncelikli vazifedir? Dolayısıyla orada
rehbere ulaşmak, bir rehberin elinden tutmak veyahut da sizi Kabe'ye ulaştıracak bir delil şu anda Kabe diye yanıp tutuşmaktan daha mühimdir. Tıpkı bunun gibi Allah diye yanacak olan bir salik, bir mürit için önce rehber, önce delil, önce Allah'ın vuslatının nasıl gerçekleşeceğini bilen bir mürşidin olması salikin kendi başına zikirle meşgul olmasından önceliklidir. Ta ki bu sayede müritle Allah arasında başlangıçta hiçbir bağ, hiçbir alaka yokken ilk berzah mesabesinde olan, yani bir tarafı Cenab-ı Hak'ta, bir tarafı Mevla'da, bir tarafı da mahlukata dönük olan bir Allah dostuna intisapla beraber, onunla beraber kurulacak sevgi bağıyla salik ilk etaptan, ilk andan itibaren Mevla ile ünsiyet kurmuş olur. Arada mesafeler var ama o mesafeleri kolaylıkla kat etmeye vesile olacak bir de delil var. Bir kalbi Mevla ile beraber, Allah'la huzur halinde, zahiri bizimle beraber. İmam-ı Rabbani kaddesallahu sırrahu bazen diyor, mürşitlerin, Allah dostlarının gafleti, yani zahiren gafleti, zahiren avamın içerisinde oturup kalkması avam için bir lütuftur, bir ikramdır diyor. Yani ruhlarının olduğu yerde bedenleri de olsa onlardan hiç istifade edemeyiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gibi hem bedenen hem ruhen mirac edip sonra da geri dönmeseler bizim elimizden kim tutacak? Dolayısıyla meşayihin zahiren gaflet içerisinde olması, yani yeme bizim gibi yemesi, bizim gibi içmesi, bizim gibi istirahat etmesi, o avam için, bizim gibi insanlar için Allah'ın bir rahmeti, Allah'ın bir lütfu. Ta ki onların eteğinden tutunarak, onların işaretleri, onların terbiyeleriyle beraber bir insan çok arzuladığı Cenab-ı Hakk'ı nasıl bulacağını, nasıl tanıyacağını öğrenmiş olacak. İ'lem enne husule rabıtati şeyh lil mürid bila tekellüfin ve teammulin alametül münasebeti tammeti beynel mürşidi vel mürid. Bilesin ki diyor, enne husule rabıtati şeyh lil mürid. Bir müride şeyhe karşı rabıta. Rabıta, Efendi Aleyhisselam'ımız mektuplarında ifade ederken diyor ki asıl rabıta muhabbettir buyuruyor. Sevgidir. Peki diğer meşguliyetler neyin nesi? Diğerleri sadece ve sadece asıl olan o sevgiyi, o muhabbeti canlandırmak içindir. Esası unutmamak lazım. Şekille uğraşırken asıl gayeyi kaçırmamak gerekir. Asıl rabıta, rabıta dediğimiz şey muhabbettir. Yani sevmemiz gerekenleri sevip sevmememiz gerekenlerden kurtulmaktır. Sevmemiz gerekenler kim? Başta Hazreti Allah Celle Celaluhu. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra Cenab-ı Hakk'ın sevdiği insanlar, Allah'ın dostları, sonra müminler. Her birinin sevilmesi bizim tarafımızdan, onları sevmemiz bize emrediliyor, bizden isteniyor. Bizim tarif ettiğimiz şekil ve suret ise diyor Efendi Aleyhisselam'ımız, sadece o muhabbeti canlandırmak içindir. O muhabbeti yeşertmek içindir. O muhabbeti harekete geçirmek içindir. Yoksa efendim, asıl gaye olduğu için değildir. Şeyhe karşı rabıta ama nasıl? Bila tekellüfin ve teammulin. Zorlamaya gerek kalmadan, yapmacık, herhangi bir külfete gerek kalmadan kendiliğinden husule gelen rabıta. Bir gün Efendi Aleyhisselam'ımıza sormuştum. Bir insanın
şeyhinde fani olması ne demek? Nasıl anlayacağız? Yani istediği zamanda onu hayal etmesi, onu düşünebilmesi, onu hatırına getirebilmesi mi? Yoksa hiç unutmayacak şekilde 24 saatin gönül gözünün onunla beraber olmasındır. Efendi Hazretlerimiz ikincisidir buyurmuştu. Yani şöyle düşünün, çocuğunuz geliyor sizi, efendim baba ben seni çok seviyorum. Ne kadar seviyorsun? Günde bir saat seviyorum, 23 saat sevmiyorum dese bu sevgi olmaz. Bunu sorgularsınız. Aynı şeyi hanım dese, bey seni çok seviyorum. E ne kadar seviyorsun? Çok seviyorum. Ne kadar? E günde bir saat dese, bunu sorgularsınız. Sevgi böyle olmaz. Sevgi bir günde olmaz. Bir haftada olmaz. Seni bir ay seveceğim desen, bu sevgi sevgi olmaz. Onun için sevgi dediğimiz şey, hem 24 saat ama bize başka şeylerle meşguliyeti unutturacak kadar kuvvetli, hem de bir ömür boyu olması gerekir. Allah Celle Celaluhu ayağımıza takılacak bütün masivadan bizi kurtaracak kadar sevgi, muhabbet ve rabıta bizlere ihsan eylesin. Böyle olması alametül münasebeti tammeti beynel mürşidi vel mürid. Bu sevgiyi yakaladı mı, o zaman müritle mürşit arasında tam bir münasebet var demektir. Tabiri caizse Hasbi Hoca'nın söylediği gibi, nasıl çeşmeden suyu dolduracağınız zaman testiyi böyle tam denk getirirsiniz, hiçbir damla su zayi olmaz. İşte muhabbet tam olduğu zaman, rabıta bu kadar kuvvetli olduğu zaman, mürşitten elde edilecek Allah'ın onun gönlüne lütfettiği bütün ikramların senin gönlüne dolmasının kapısı açılmıştır. Hiçbir şey zayi edilmiyor demektir. Bir gün dedim, efendim siz efendi babaya nasıl rabıta ettiniz, onu nasıl sevdiniz ki onda ne var ne yok hepsini emdiniz. Bunu bize söyler misiniz dedim. Buyurdu ki, size nasıl tarif ettiysem öyle buyurdu. Size nasıl tarif edildiyse öyle. Onun için tarife riayet etmek gerekir. Tarife riayet etmeden arif olunmaz. Elleti hiye sebebul ifadeti vel istifade. Bu münasebet tam olacak ki ifade de tam olsun, istifade de. İfade nedir? Mürşid-i Kamil sana faydalı olmak istiyor. Sana sahip olduğu şeyleri vermek istiyorsa senin kabın dar olmayacak. Şah-ı Nakşibend Hazretleri buyurur ki, alakasız müride yapacak bir şey yok buyurur. Alakasız mürit ne demek? Yani almaya niyeti yok, dinlemeye niyeti yok. Bir sınıfa girdiğinizde iştiyakla ders anlatacaksınız. İstiyorsunuz ki bu ders çok mühimdir, herkes anlasın. Ama karşınızda alakasız bir talebe var. Ciddiyetsiz bir talebi var. Dinlemeye niyeti olmayan bir talebi var. Ne yapacaksınız? Hiçbir şey yapamazsınız. Anca Hasbi Hoca'nın yaptığını yaparsınız. Şu caminin avlusunda şehir dışında olan hocalardan bir kısmını toplayın buyurdu Efendi Hazretlerimiz. Orada onlara bir hafta tekamül yapılsın. Çağırdık şehir dışındaki hoca arkadaşlardan. Şehir dışında vazifeli olan, vefat etti Allah rahmet eylesin, Lütfü Hoca vardı, Tokatlı. Lütfü Hoca, o da geldi. O zaman Hasbi Hoca da Allah rahmet eylesin bütün geçmişlerimize, o da hayatta. Şimdi Hasbi Hoca usulü hadis dersine giriyor. Fakat ne olduysa o ara Allah alem Lütfü Hoca ile biraz araları limoni. Lütfü Hoca hiç beklemiyordu Hasbi Hoca derse gelir diye. Hasbi Hoca'yı derste görünce şimdi hoşuna gitmedi. Hani ders dinlemeyen talebe ne yapar? Böyle elinde kalemi döndürerek böyle hem ses çıkaracak. Dersi sabote ediyor yani kendince Lütfü Hoca böyle kalemle oynuyor. Tak tuk tak tuk ses geliyor. Hasbi Hoca hasbunallahu ve ni'mel vekil, hasbunallahu ve ni'mel vekil derse devam ediyor. Baktı duracak
görünmüyor. Hasbi Hoca dedi ki, arkadaşlar dedi, bir adama cin çarpsa, şeytan çarpsa, onun bir çaresi var. Arif Hoca'ya gider, okunur, inşallah iyileşir. Ama bir adama Hasbi Hoca çarparsa dedi, onun hiçbir çaresi yok. Alakasız talebe ne yapacaksın? Bundan başka yapılacak bir şey yok. Ben de bazen efendim talebelerde böyle ders anlatırken uyuyan veyahut da alakasız gördün mü diyorum ki, ben biraz Hasbi Hoca'dan okumuşum. Ona göre ne olacağı belli olmaz. Şah-ı Nakşibend Hazretleri diyor ki, alakasız müride mürşidin yapacağı bir şey yok. İfade olabilmesi için önce talep olması lazım. Önce istifade etmeyi istemek, arzulamak lazım. Rabıta dediğiniz zaman insan mürşidin huzurunda kendini tasavvur ederken, demek ki hususi marifetullah dersi alıyoruz. O dersi alırken alakasızlık olur mu? Ciddiyetsizlik olur mu? Başka şeyle meşgul olmak olur mu? Allah bize münasebeti tamme ihsan eylesin. Cenab-ı Hak mühim meselelerde gevşeklikten bizleri muhafaza eylesin. Basit işler vardır. Oralarda efendim gevşek davranmışsınız, telafisi mümkün. Maddi sıkıntılar yaşanırken, pandeminin yoğun olduğu dönemlerde insanlar panikliyorlar. İşler ne olacak? Ticaret ne olacak? Dükkan ne olacak? Onlara diyordum ki, dünya illa bir şekilde telafi edilebilir. Dünyadaki kayıpları telafi edebiliriz ama ahirete dair kayıpların telafisi zor. Allah mühim meselelerde, ehem meselelerde gevşeklikten bizleri muhafaza eylesin. Cenab-ı Hak hepimize nihayetsiz terakkiler lütfeylesin. El-Fatiha.